Bilim zulme karşıdır. Yüksek lisans çalışmamı tamamladım. Almanca bir istatistik kursu hazırladım. Projemle gurur duyuyorum. Bununla birlikte projenin içeriği kadar hangi şartlarda ve kim tarafından yapıldığının da önemli olduğunu düşünüyorum. Maalesef dünyanın pek çok yerinde sistematik işkenceler, soykırımlar ve insan hakları ihlalleri devam ediyor. Bu ortamda benim yüksek lisans tamamlamış olman buruk bir sevinçtir. O nedenle bu çalışmamı devrim mazlumlarına adadım. Sadece benim gibi bir darbe senaryosu bahane edilerek yerinden yurdundan edilenlere, AKP-MHP zulmüne uğrayanlara değil, bütün mazlumlara, Filistin, Ukrayna, Sincan, Suriye, Afganistan, Myanmar, Hindistan, Yemen, İran, Bosna, Venezuela, Nikaragua ve başka yerler. Kolaycılık kısa yolunun yerine ahlakın uzun yolunu seçenlere, sessiz kalmak daha güvenli olacağı halde sesini yükseltenlere, diz çökse kurtulacağı halde dimdik duranlara, sürgün, zulüm ya da ölüm pahasına özgürlüğü savunan yürekli kalplere, hırsıza suçüstü yaptığı için mahpus tutulan polislere, okyanusta kaybolan isimli isimsiz bebeklere, savaş enkazı altında can veren masum çocuklara, cezaevlerinde büyüyen yavrulara, hiç tutulmamış ellere ve hiç gerçekleşmemiş hayallere. Bu çalışma sizedir. Teselli olsun diye değil, sessiz bir başkaldırı olarak, sözcüklerle yazılmış bir anıt, çektiklerinizin unutulmayacağına dair bir söz olarak. Tezimin her sayfası zalimin yüzüne çarpan bir tokat olsun. Ve her düşünce dayanışmanın bir tohumu. 55 yaşında yüksek lisansa başlamam, kolay verilen bir karar ya da kolay ulaşılabilecek bir başarı değildi şüphesiz. Bu sadece akılla değil, tüm kalbimle yapmış olduğum bir şeydi. Bu işte motivasyonum, inancım oldu. Oku diyen inancım. Öğrenmek ve öğretmek benim için bir yaşam tarzı. Dini bir görev, bir inanç meselesi. Hayat boyu öğrenme benim için kişisel bir slogandan öte, hayatımın ritmine yazılmış ilahi bir ferman. Son anına kadar takip etmeye istekli olduğum bir görev. Ve ömrümün sonuna yaklaştığım yıllarda daha da hızlı koşmam gerektiğini bildiğim bir maraton. Bu yüksek lisans ikinci akademik serüvenimin bir parçası oldu. İlk serüvenim 1999'da heyecanlı bir genç doktor olarak başladı. Zaman içerisinde eğitim, araştırma, hasta hizmeti, bölüm başkanlığı ve hatta dekanlık gibi rollerim oldu. Ancak bu akademik görev bir gün aniden ve acımasızca sona erdirildi. 2016'da Türkiye'deki sözde darbenin ardından ülkenin en iyi sağlık üniversitelerinden birinde görevimden oldum. Ben korku saçan ve hayatları paramparça eden bir hükümetin, dini ve milliyeti istismar eden bir yapının sayısız kurbanlarından biriyim. Hapse atıldım, işsiz kaldım, bir çiftlikte keçi ve tavuk baktım. Ama maratonun sonu gelmemişti. 2020 yılında Almanya'da hayata yeniden tutundum. Dünyanın en iyi üniversitelerinden birinde, Münih Teknik Üniversitesi'nde çalışma imkanı buldum. Şimdi elimden alınan huzur ve refahımı büyük oranda yeniden geri aldığımı söyleyebilirim. Cennet gibi bir toprak parçasında birbirinden iyi komşular ve iş arkadaşlarımla yeni bir hayat sürüyorum. Bir muayenehanede sağlık hizmeti veriyorum ve üniversitede akademik faaliyetlerime devam ediyorum. Ama yine de içim rahat değil. Öfkem hiç azalmıyor. Çünkü zulüm bütün hızıyla devam ediyor. Ve benim elimden bir şey gelmiyor. Çalışmalarımda beni destekleyen herkese minnettarım. Ortak zamanımızdan harcadığım sevgili eşime, ta ilk günlerden beri bana kapılarını ve yüreğini açan yazar ve aktivist Dr. Perita Zangın'a, Almanya'daki İlk işverenim ve kahramanım Profesör Antonius Schneider'a, vizyonuna hayran olduğum Profesör Marco Rosa, zor zamanlarda yanımda olan kardeşim Doktor Rafael Kunish'e, yorulmak bilmez bir aktivist olan Doktor Mark Jamole, Kral Necaşi'nin mirasını sürdüren Doktor Sintayo Assefa'ya, yüksek lisans yolunu yürümeme imkan veren Profesör Ulrich Mansmann ve ekibine, çocukluğumdan beri üzerimde emekleri olan, hakları olan Ayşe ablam, Fatma ablam, Yahya abim, Remzi hocam, Barbara öğretmenim, Deborah öğretmenim, hepsine sonsuz teşekkürler.
İçimdeki ilim ateşi yanmaya devam ediyor. Arzum bu çalışmamın yalnızca Almanca konuşan aile hekimlerinin akademik hayatını zenginleştirmekle kalmayıp aynı zamanda başkaları için de bir pusula görevi görmesidir. Özellikle de adaletsizlik yüzünden yerlerinden edilmiş ama yine de yenilmemiş sayısız göçmen akademisyen, hekim ve hakikatin peşinde koşan insanlar için. Sesimi duyan herkese çağrım, zulme sessiz kalmamak ve bilgiyle, ilimle zalime karşı, zulme karşı dayanışmayı büyütmektir.